Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Evet kısa bir aradan sonra tekrar yeni içerimizle birlikte sizlerleyiz. Uzun yine bir aradan sonra ilk kez e, karşılaştırma ve listeleme sınıflandırması yapacağız. Aslında bu içeriğimiz daha çok karşılaştırma ve listelemeden çok e, önemli bir soruyu başlığımızda da video başlığında da açıklandığı gibi önemli bir soruyu ortadan kaldırmak amacıyla çekilmiştir. E, yeni başladım. Anlaşmalı oyunlarda özellikle rush için ayrı bir kılavuz tabii ki hazırlayacağız vakti gelince. Rush içeriklerimiz de gelecek. E, yorumlarda bu aralar baya rush içeriği isteniyor. Onun için ben e, farkındayım. Ancak e, rush içeriği değil de anlaşmalı oyuncu oyunlar için konuşuyorum şu an itibariyle. Anlaşmalı oyunlarda e, ben bir ırkla oynayacağım ama hangi ırkı seçmeliyim? Hangi ırk daha güzel? Neyle oynamalıyım? Benim için hangisi daha iyi olur? sorusunun cevabını bu içeriğimizde uzun uzadıya anlatarak net bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu içeriğimizde birçok farklı farklı kıyaslamalar, karşılaştırmalar olacak. İçeriğin açıklama kısmından istediğiniz yere giderek sınıflandırmayı görebilirsiniz. Buna göre tekrar bakabilirsiniz yani tamamını izlemeniz şart olmayabilir içeriğimizin. Şimdi arkadaşlar İlk bilmeniz gereken şey şudur bu noktada. Siz herhangi bir ırk seçimi yaparken, ırkınızı seçeceğiniz zaman ilk bilmeniz gereken şey aslında hangi ırkın nasıl olduğu değildir. İlk önce kendinize şu soruyu sormanız gerekir. Ben ne şekilde oynamak istiyorum? Ben bu oyunu tamam indirdik, ettik, başladık oyunu iyi güzel ama ben oyunda daha, daha çok ne yapmayı seviyorum? Tabii ki benim bunu söylemem sizin kafanızda şöyle yeni bir soru da oluşturabilir. Yani tamam ben belirli bir şekilde oynamayı seviyorum ama... ...o şekilde oynayarak benim başarılı olacağım ne malum? Ben sevdiğim şekilde mi oynamam lazım? Evet işte sevdiğiniz şekilde oynamanız gerekiyor. Çünkü iyi oynamanızın en önemli formülü bu. Gerçek hayatta olduğu gibi burada da... ...bir kere sevdiğiniz işi zaten iyi yaparsınız. Eğer bir işi gerçekten sevmiyorsanız bir şekilde yapmayı yani belirli bir şekilde yapmayı sevmiyorsanız o işte iyi olma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden ne şekilde oynamanız gerektiğini ne şekilde oynamak istediğinize ilk önce karar vereceksiniz. Çünkü bir oyuncunun bu oyunda farklı biçimlerle, farklı şekillerle oynaması mümkündür. Bunların arasında örnek vermek gerekirse tabii ki birazdan buna göre sınıflandırmamızı yapacağız ayrı ayrı. Agresif oynayıp Düşman üssünü işgal etmeyi çok sevebilirsiniz. Direkt savaştan kaçıp direkt köylü kesmeyi sevebilirsiniz. Ortada böyle kıyas yaparaktan, kıyas yaparaktan diyebilirim. Evet, iki oyunculuğu kıyas yaparak, kran kran'a bir mücadele seviyor olabilirsiniz. Ben olduğum yerde savaşmayı seviyorum haritanın belirli bir noktasında. Şöyle bir düello atar gibi. Yani pehlivan nasıl? meydana çıkar öyle savaşır. O şekilde savaşmayı seviyor olabilirsiniz. Uçarak kaçarak sürekli düşmanınızı psikolojik olarak tahrip etmeye oynayarak savaş kazanmayı sevebilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Savunma yaparak düşman ekonomisi üzerine oynamayı tamamen ben kardeşim. Ben işi gücü bıraktım. Sadece ekonomik olarak düşmanımı çökertmeye oynayacağım. Zamanı geldiğimde de kendim kendi işçimi silerek zaten düşmanımı yok ederim gibisinden böyle bir stratejiyle de oynayabilirsiniz. Bu sizin kendi seçiminizdir. Bunun dışında ekonomik değil de sadece savunma üzerinde de oynayabilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Ben zor olanı seviyorum. Her zaman nerede zorluk varsa beni oraya götür. Ben bu şekilde oynamayı seviyorum da diyebilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Veya benim seçtiğim ırk ben böyle değişik şeyler yapmayı seviyorum. Kolay zor değil de sıradanlık bana gelmiyor, sadelik bana gelmiyor. Ben böyle oyunda marjinal ırklar seviyorum. Yani normal ırklar var, bir de çok böyle oynanışı farklı, egzantrik olan ırklar var. Ben egzantriklik neredeyse, değişiklik neredeyse, ne bileyim tuhaflık neredeyse ben oradayım kardeşim. Ben böyle oynamayı seviyorum diyorsanız şimdi bu verdiğim örneklerin hepsini açıklayaraktan teker teker sıralamamıza başlayacağız. Evet. Girişimiz bu şekildeydi. Şimdi ırklarımızı teker teker siz artık hangi şekilde oynamayı seviyorsanız o kısma da atlayabilirsiniz. Ya da tamamını da izleyerek içeriğimizin iyice bir bilgi edinebilirsiniz. Çünkü bütün içeriğimiz boyunca e, ciddi bilgiler vereceğim. İlk önce oynanış zorluğu olarak kolaydan zora ırkları sıralamamız daha makul olur. Çünkü oyuna yeni başlayan bir oyuncu aynı zamanda şunu da diyebilir. Ben yeni başladığım için çok fazla bir şey bilmiyorum oyunu öğrenene kadar kolay bir ırktan başlarsam benim için daha iyi olur diyebilir. Bu yüzden ırklarımızı kolaydan zora sıraladığımızda aynı zamanda zor ırk oynamayı seven demin örneğimizde verdiğim dedi verdiğim gibi zor ırk oynamayı seven arkadaşlarımız için de iyi bir kılavuz olacaktır ilk karşılaştırma yani hem kolay oynamak isteyenler hem de zor oynamak isteyenler şu an bu ilk yapacağım sıralamada zaten aradığını bulmuş olacak hemen hızlıca başlayalım. Şimdi arkadaşlar oynanış zorluğu olarak düşündüğümüz takdirde bir kere tartışmasız hadunüş en zordur. Yani S'i en zor D'yi de en kolay olarak düşünürsek hadunüşten zor bir ırk yok arkadaşlar bu oyunda. Yani ben bile ben bu kadar yıldır bu oyunu oynuyorum ediyorum işte bıraktık geri döndük falan filan derken hadunüş deyince benim bile şöyle bir tüylerim biraz diken diken olmuyor değil. Gerçekten yani çok sıkıntılı. Hem savaşması çok zor hem de ekonomik kasması ayrı bir zor. 40 dakika veya 60 dakika fark etmez. Gerçekten zor. Ultra zor. Şöyle zor, böyle zor ama zor. Yani zor yani. Gerçekten zor. Çünkü hem ekonomik asıyorsunuz, hayvanlarla uğraşıyorsunuz, 120 köylü yapıyorsunuz, belirli çağ atlama stili var. Onu takip ediyorsunuz e, efendime söyleyeyim savaşırken halk meydanı var halk meydanını sürekli ona göre kurmanız gerekiyor topları güzel kullanmanız gerekiyor 10 tane topla birden oynuyorsunuz aman ya Rabbi ya Rabbel Alemin gerçekten zor bu kesin bir kere en kolaya da yine tartışmasız koyacağım bazı ırklar var bir İtalya yani 8 yaşındaki çocuk da oynar herhalde yani o ırkla gerçekten ...ekonomi kasarken de savaşırken de... ...hiçbir esprisi... ...böyle bir egzantrik bir şey yok. Her şey çok sıradan... ...çok monoton... ...hatta yani 40 dakikalık antlaşma süresi boyunca... ...20 dakika ekoyu kastıktan sonra ne bileyim... ...son 15 dakika can sıkıntısına ne bileyim... ...arada oyunu alta alıp... ...müzik falan mı açarsınız bir şey de bile yapabilirsiniz... ...diye düşünüyorum eğer alışmışsanız oynamaya. Ha, tabii buna oyuna yeni başladıysanız yapmayın da... ...deneyimli bir oyuncu için konuşuyorum. Çok kolay çünkü Lombardlar sayesinde... Çok basit bir şekilde ekonominizi kasıyorsunuz. Ee, otomatik olarak Çin'i de şuraya koymak istiyorum. Çünkü hayvanla uğraşıyor Çin. Ayrıca ordu kontrolü çok kalabalık bir orduyu yönetiyorsunuz. Birim kaliteniz çok yüksek değil. Ona göre oynamanız gerekiyor. Çok fazla dağılamıyorsunuz falan. Ee, kolay bir değil gerçekten. Bunun yanına İngiltere'yi de koyabilirim arkadaşlar. Çünkü yine hayvan güderek ekonomik kastığı için sürekli ona bakmanız, sürekli ekoyu yetiştirmeniz gerekiyor. Ayrı zamanda savaşta da roketle ve uzun yaylıyla vesaire oynamanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kolay değil. Yine aynı şekilde. Bunların yanına tabii bir de neyi koyabiliriz? Bir kere Japon'u da ya buraya ya da buraya. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Japon aslında tam durması gereken yer. Yani Hadun iş kadar zor değil, doğru. Benim main ırkım ama bunlardan da daha zor gerçi ekonomik olarak şöyle koyalım. Neden? Ekonomik kasması hayvan güden ırklar kadar zor değil. Evet ama savaşırken dayım yollarınızı yönetmek olsun. E, etkili bir savaş çünkü sürekli agresif oynamak zorundasınız Japonla. Savunma yapmak gibi bir olayınız yok yani Japonla. ...işgale ne bileyim düşmanınızı yok etmeye, imha etmeye oynamalısınız. O yüzden kolay bir savaş tekniği yok Japon'un. Gerçekten sıkıntılı o konuda. Etiyopya yine aynı şekilde. Afrika ırklarının ikisini de zaten direkt buraya koyuyorum arkadaşlar. Çünkü çok spesifik özellikleri var. Hatta çağ atlarken işte üniversitenizi hatta Hausa'yı şöyle koyabiliriz. Hadun Haduniş kadar olmasa da bir tık daha kolay olsa da Hausa gerçekten zordur arkadaşlar. Çünkü e, hem ekonomik kasarken belirli teknikleri var. Hiçbir şeyi unutmadan hareket etmeniz lazım. Çok kolay yani batırabilirsiniz ekonomiyi. Yanlış kastım olmadı de diyebilirsiniz çünkü nüfuzla falan oynayacaksınız. Savaşırken de aynı şekilde arkadaşlar, sıkıntılı bir savaşı var. Kolay değil. Benim nazarımda böyle. Tabii ki benim deneyimimdeki benimle aynı tecrübeye ve bilgiye sahip olan farklı bir oyuncu ufak tefek fikir ayrılıklarına belki düşebilir diyebilir yani. Ya kardeşim sen böyle diyorsun da Hausa bence şurada diyebilir. Yani bu biraz da hafiften bir kişisel görüşe dayanıyor. Hafiften ama. Bu şu demek değil arkadaşlar. Benim görüşüm şu an burada gördüğünüz gibi ama normali gerçeği şu da benim görüşüm böyle olamaz. Yani en fazla bir kademe oynayabilir ırklar benim koyduğum yerden. Rus ve Osmanlı bir kere Osmanlı ve Rus yine en alta koyuyorum arkadaşlar net bir şekilde. Çünkü ekonomi kasması da savaşması da çünkü zaten Rus spam yaparak savaştığı için ve sürekli kaçarak savaştığınız için yani ordu kontrolünü çok iyi yapmanıza gerek yok aslında Rus'la. Evet iyi kaçmanız lazım. Harita kontrolünü iyi yapmanız lazım ama aşağıda görmüş olduğunuz diğer şu anda daha sıralamaya koymadığım ırklarla kıyaslandığında yani Rusya çok daha basit kalıyor. Osmanlı aynı şekilde çünkü Osmanlı ekonomi zaten nasıl ekonomik asılır içeriğimizde de görebilirsiniz yenilendi orada da görebileceğiniz gibi yani ekonomik hasarken hiçbir şekilde zaten ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Otomatik olarak köylünüz çıkıyor. Savaşırken de zaten Yeniçeriler kışla ahır tophane vesaire kurabiliyor. Normal bir savaşı var. Hiç ekstra bir şey yok. Ama güzel de bir şu anda treaty için. Yani Osmanlı'yı tavsiye ederim yani yeni başlayan oyunculara özellikle. Zaten yeni başlayan oyunculara D kısmını olduğu gibi tavsiye ederim. Çünkü basit. Şimdi Malta'yı şöyle koyacağım arkadaşlar. Çünkü Malta Evet kolay bir ırk aslında ama Treaty için aslında antlaşmalı oyunlarda ciddi savaşlarda iyi bir ırk değil. Yani oynaması kolay olabilir ama savaşması biraz zor çünkü diğer ırklar Malta'ya her zaman üstün geliyor. Böyle bir durum var. E, Treaty'de yani savaşmak Malta'yla zafer almak çok kolay bir şey değil. Çünkü Treaty için pek uygun bir ırk mı değil diyeyim. Yani yine yapabilirsiniz İmkansız demiyorum ama zor. O yüzden bir tık daha zor yaptık. Şimdi otomatik olarak çevirme yapan Fransa'yı ve Hindistan'ı şöyle koyuyorum. Çünkü bunlar çevirme yapan ırklar eti altına çevirdikleri için ekonomiyi ona göre kasmanız gerekiyor. Savaşırken de Hint'in özellikle Hindistan'ın farklı savaş tekniği var. Topu yok bir kere Hindistan'ın. Ona göre oynayacaksınız. Ee, Fransa'ya gelince 120 pop oynuyorsunuz 80 işçiyle. Yine aslında Hint'ten bir tık kolay. Yani C plus diyebiliriz ona. Ya da şöyle diyebiliriz. Fransa B ise zorluk olarak Hindistan biraz B+. Aslında burada şöyle 10 tane yapmak lazımdı kademeleri. Öyle söyleyeyim. Lakota'ya gelirsek arkadaşlar Lakota kolay bir örgü değil. Gerçekten aslında eskiye göre daha kolay ama yine şuraya koyacağım. Çünkü Lakota'nın ekonomik asımı da çok farklı. Savaşma tekniği de çok farklı. Sürekli işte tepeleri kurmanız gerekiyor. Ona göre sürekli oynamanız gerekiyor. Hızlı oynamanız gerekiyor taşın kebincilere işte ya da tokalı askeri basarsanız eğer ki çok basılmıyor ama düşman üstüne sızmaya oynamanız gerekiyor. Yeni başlayan oyuncunun yapacağı bir iş değil yani öyle söyleyeyim. İsveç yine aynı şekilde altından ete çevirme yapıyor. Yine çevirme ırkı olduğu için ve karoliner top oynuyorsunuz. Bir tık daha zor. E ekonomik olarak. Amerika yine çevirme yaptığı için yine onu da aynı tiyara koyacağım. Orta zorluk diyebiliriz. Meksika yine zor ırklardan bir tanesi çünkü çok fazla ekonomik asım tekniği var. Yani en zor değil ama zor arkadaşlar. Ee, çok fazla ekonomik asım tekniği var, çok fazla savaşma tekniği var. Yine aynı şekilde biraz kafa ütüleyen bir yapısı var Meksika'nın şu an itibariyle. İspanya çok zor değil arkadaşlar. Yani çevirme yapanlar kadar ya da diğerleri kadar. Çünkü zaten olduğunuz yerde savaşıyorsunuz. İspanya'yla misyonerinizi düzgün kullandığınız sürece bir problem yok arkadaşlar. Bunun dışında zaten ekonomik asarken ekstra bir şey yok. Normal standart bir tekniği var. Onu uyguluyorsunuz. Otomatik olarak inkayı ve asteyi direkt şöyle alacağım. Orta zorlu alacağım. Çünkü bunların bu ırkları orta zorluğa koymamın sebebi arkadaşlar gerçekten orta zorluk olması değil aslında. Yani kolay veya zor olmasından dolayı değil. Ne demeye çalışıyorum? Bu ırkların kolay veya zor olması biraz kişiden kişiye değişiyor. Kimi insan biraz Deneyip de görmeniz lazım. Kimi insan İnkay'ı veya Astey'i aldığında Avrupa ırklarına göre çok daha kolay buluyor. Diyor ki ben Avrupa ırklarına çok kafam karışıyor. Oynayamıyorum. Bunlar bana kolay geliyor. Kimisi de diyor ki bu ne saçma sapan bir şey. Ben oynayamıyorum bunlarla diyor. Çünkü onların e, sadece farklılıkları var belirli noktalarda. Çok zor da denemez. Çok kolay da denemez. Düzgün oynadığınız sürece çok zorlanacağınızı zannetmiyorum o ırklarla. Cermen. Çok şu an kararsız kaldım. Ya orta ya zor diyeceğim. Ekonomi 120 işçiyle uğraşıyorsunuz. 120 değil de arabalılarla, marabalılarla. Hmm. Ama savaşırken o kadar zor değil. Yani yine hayvan kesenler kadar zor yani şurada kalabilir. Evet. Orta zorlukta arkadaşlar. Çünkü ekonomi kasması biraz ...zorluk çıkartıyor insana bazen. Ama savaşması yine döpez zöldülerle veya savaş arabasıyla birimleri kaliteli olduğu için... ...ekonomisi de zaten yüksek olacağı için savaş başlarken çok problem yaşamıyorsunuz. Hollanda ve Portekiz şöyle durabilirler sanırım. Bunlar bir kere town center'ı çok olduğu için Portekiz'in zaten ona göre işçisini hızlı basıyor. Ee, olayı o. Hollanda'da zaten bankalar Hollanda ile savaşması aslında çok zor değil gerçekten. Çünkü ekstra pop olduğunuz için rahatsınız. Çok problem değil. Sadece ordu yönetimini iyi yapmanız gerekiyor. Hmm, Portekiz'in savaşına gelince çok kasador jinet işte ordan tüfekli yani ortalamadan biraz daha düşük diyebiliriz evet. Amerika ya da ne bileyim Aztek gibi bir zorluğu yok ya da ne bileyim Fransa gibi bir aslında Fransa'yı da düşününce çevirme yapması haricinde çok bir zorluğu yok. Fransa'yı şöyle de alabiliriz. Yorumlarda bunu tartışabiliriz arkadaşlar. Bu çok yani bu biraz bazı şeyler kişiden kişiye değişen özelliklere sahip. Evet arkadaşlar. Şu an itibariyle ee, gördüğünüz gibi kolaydan zora ırklarımızı sıraladık. Ben zor istiyorum kardeşim. Bana en zorunu getirin diyenler buyursun. Hodri meydan arkadaşlar. Meydanda görelim <laughs> sizleri. Ben kolaydan başlamak istiyorum çünkü çok bir şey bilmiyorum diyenler diyen arkadaşlar için gördüğünüz gibi şu anki ırklı sıralaması. Evet. Şimdi arkadaşlar kolaydan zor ırklarımızı sıraladığımıza göre e, aklınızdaki bu noktadaki soru işaretlerini giderdiğimize göre bir sonraki sıralamamıza geçebiliriz arkadaşlar şöyle. Evet bir sonraki sıralamamıza geldiğimiz takdirde arkadaşlar bu kez de Irkları saldırı potansiyeline göre yani saldırıdan kastım şu arkadaşlar. Düşman üssünü işgal etmek noktasına geldiğimizde hangi ırklar daha iyi hangi ırklar daha kötü şeklinde bir değerlendirme yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi biraz e, sütunları biraz çoğalttık. Çünkü burada biraz ince ayar değişimler de olabilir. Şimdi siz düşman üstüne işgal etmeyi seviyorsanız arkadaşlar bir kere bu kez yine aynı şekil Japonya en üsttedir. Çünkü bu yüzden zaten main ırkım. Çünkü ben de öyle bir oyuncuyum. Düşman üstünü işgal ederken çok e, iyi bir ırk. Neden iyi bir ırk arkadaşlar? Çünkü hem düşman üstünü yarmanız, yıkmanız kolay. 44 menzil ve 3 popülasyon olan havanlarınız sayesinde hem de düşman üstünde gedik açtığınızda soruları da gecik, gedik açtığınız takdirde e, içeri daimyo veya şogun girdiğinde gerçekten çok problem yaratabilirsiniz rakibiniz için. Bu bir. Bunun hemen altına Portekiz e, Portekiz gelebilir. Çünkü 48 menzil havanları var arkadaşlar. Yani haritanın diğer tarafından ekranın dışından geliyor havanın mermisi. O yüzden zor yani. Saldırı yaparken etkili bir ırk. Yine Portekiz. Osmanlı ve Hindistan'ı şöyle koyabilir. Hadunişi de şöyle koyabiliriz. Evet. Bu üç ırkı neden ben bu şekilde özellikle buraya koydum? Şu sebepten dolayı sevgili arkadaşlar. Çünkü bu ırklar piyadeleriyle yani silahşör dediğimiz yani Yeniçeri, Gurka ve Baltacılarla, e, Sepoy özür dilerim, Hindistan'da Sepoy ve baltalı savaşçılarla Hadunüş'teki kışla ahır e, tophane inşa edebiliyorlar. Bu ne anlama geliyor? Siz düşman üstünde herhangi bir gedik açtığınız takdirde içeri çok rahat bir şekilde kurulabiliyorsunuz. Ve içeri kurulduğunuzda zaten sizi rakibiniz atana kadar siz zaten onu silmiş süpürmüş ekonomisini yok etmiş oluyorsunuz. Böyle bir durum mevzubaız. O yüzden bu ırkları aya koyuyoruz. Aynı şekilde Rusya, hmm. Rusya ama ama şöyle de yapabiliriz. Madem öyleyse hemen şöyle bir değişiklik yapalım. Evet, böyle daha makul oldu arkadaşlar. Çünkü hatta şöyle yapalım. Rusya arkadaşlar neden? Çünkü bir kere. İki üç yerde birden savaşabildiğiniz için sürekli düşmanınızı oraya buraya koşturduğunuz için e, ve oprişlikleriniz vesaire olduğu için bunlar bina yıkmakta da iyi oldukları için yapıları yok etmekte ve köylü kesmekte işgal ve e, pislik yapmakta çok iyi bir ırk. Gerçekten iyi bir ırk. Bu yüzden Estiyar'ı hak ediyor Şimdi bir sonraki bir kere bu işte gerçekten kötü olanları da düşünecek olursak Çin bir kere yani gerçekten kötü arkadaş çünkü hem ordusu müsait değil olduğunuz yerde savaşmanız lazım hem el toplarıyla doğru bir şey yıkamıyorsunuz zor oluyor otuzlu otuzlu falan basıyorsunuz el topunu ya problem yani problem gerçekten problem neresinden tutsanız düşman üstünü işgal etmekte çok başarılı bir olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar size Aynı şekil devam edelim. Hmm, Lakota biraz başarılı. Şöyle koyabiliriz Lakotayı çünkü o da şöyle kurtarır Lakota. Taşunke veya işte Tokalalarla, Baltalı birincilerle iyi bir bina yıkma hasarına sahip olduğu için içeri hızlıca girip bir de hız da veriyor kaşif. Savaş reisi onlara hız da verdiği için yakalayamıyorsunuz da siz yakalayana kadar takır tokur takır tokur yok edip geçiyor zaten Beyzi. Böyle bir durumu var. Ama tabii içeri girmek o kadar kolay değil varlıkla. Ve iyi, başaramazsanız yine sıkıntılı. Ee, İspanya'ya geldiğimizde İspanya çok yine başarılı değil Çünkü olduğunuz yerde savaşıyorsunuz. Dağılamazsınız çok fazla. Normal bir ırk diyebilirim. Yani şöyle şurayı normal kabul edelim. Şu C şıkkını C sütununu normal kabul edelim arkadaşlar. Malta zaten başarısız diyeceğim çünkü tamam havanları havanları var Çin'den iyidir sonuçta ama sonuçta 3 için iyi bir ırk olmadığı için çoğu listede aşağıda olacak Malta. Amerika normal diyebiliriz. Artısı da yok, eksisi de yok. Almanya şöyle iyi arkadaşlar. Almanya neden bir tık yukarı koyuyorum? Oyunun başında işçi silip gitme gibi bir imkanınız var. Düşman üstüne saldırmak için. Siz üst işgalini diyelim ki seviyorsunuz ama ekonominiz güzel olsun istiyorsunuz. Yani dediniz ki kardeşim ben rakibimin üstünü yok etmeyi seviyorum ama... ...bu sırada benim ekom yukarıdayken onunki aşağı insin. Böyle bir mantalite ile hareket ettiniz. Almanya olabilir. Neden? Çünkü işçinizin bir kısmını oyun başına sildiğinizde... ...bir yandan adamla savaşırken bir yandan da sildiğiniz işçi yerine asker basarak... E, ...ekstra popülasyonla üste girmeye çalışabilirsiniz sıkıntı yaşayacaktır karşınızdaki rakibiniz. Problem yaşayacaktır. İsveç'e geliyorum. Normal çünkü topları mopları yine iyi. Standart bu konuda. Olduğu yerden savaşıyor. Karaliler top öyle düşünürsek İsveç'i. Yani standart. Fransa ve Hollanda yine aynı şekilde. Oynanışınıza bağlı, tamamen sizin oynayışınıza bağlı. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. İspanya ile Fransa bir savaşta karşı karşıya geldi. Hangi taraf hangi tarafın üssünü işgal eder diye sorursak burada orada biraz oyunculuk payı çok fazla olur arkadaşlar. Irktan ziyade. Çünkü ikisinde dengeleri ayrı. Native kullanma kapasitesi İspanya'nın daha iyi. Fransa'nın ekstra popülasyonu var. İşçisi daha iyi çalışıyor. Ama Fransa dağılabiliyor. İspanya dağılamıyor. Yani ortada iyi bir savaş döner yani. Öyle söyleyeyim. İtalya yine sıradan hatta bir tık altta olabilir çünkü İtalya'nın verdiği savaş çok aşırı sıradan bir savaş. Şurada da fikir ayrılığı olabilir arkadaşlar. Şurada veya şurada. Ben buraya koyuyorum. Meksika iyi diyeceğim. Çünkü Meksika'nın çok fazla oynanış tarzı var. Üst işgaline doğru oynayabilirsiniz ama şöyle de olabilir. Farklı oynanış tarzı yani Triti için iyi bir ırk diye. Üst işgali için de iyi anlamına gelmiyor tabii ki. Üst işgal kapasitesi çünkü havan menzili falan normal. Ona göre değerlendirdiğimiz için şu anda hangi ırk iyi, hangi ırk kötüden ziyade ona göre değerlendiriyoruz. Yoksa Malta'yı da en alta koyardım ama en altın bir üstünde şu an o yüzden. Ee, Etiyopya iyi. Etiyopya'yı şöyle koyabiliriz. Çünkü Sebastopol topları e, hem düşmana yani birimlere hem de binalara, yapılara vurabildiği için ekstradan havan basma durumunuz yok. Karşınızda düşman göremediniz, biraz ilerlediniz, kışla duvar yıktınız, bir şey yıktınız. Yıkımda iyi. Aztek çok traş. Havan basabiliyorsunuz. Havanı inka da aynı şekilde. Çok iyi değiller çünkü havanı ordunun arkasında basarak ilerlemeniz lazım. Topunuz yok. Kulverin geldiği zaman oklu şövalyeyle falan vurmaya çalışıyorsunuz. Üst işgalinde Avrupa ırkları kadar etkililer diyemem. İngiltere'yi normal diyebiliriz. Hausa'ya geldiğimizde Hausa yorumlara bırakıyorum. Şöyle D'ye koyacağım. Fikir olan varsa yani Hausa için iyi veya kötü net bir şey söylemek zor. Çünkü yine oyunculuk konuşuyor. Yani burada gördüğünüz. Şöyle anlatayım arkadaşlar size. B, C ve D sütunlarını görüyorsunuz. B, C ve D sütunlarında gördüğünüz ırklar. Diğer geri kalan üstteki ve alttakilere göre şöyle bir faktör işin içine giriyor. Yani üssü işgal etmekte iyi midir diye sorduğunuzda bu ırklara. Irk payından çok oyunculuk payı, tecrübe, bilgi payı, deneyim payı, hızlı oynama, reaksiyonu hızlı gösterme olayı daha fazla. Ama tabii ki şöyle bir gerçek de var. İki tane karşı karşıya aynı seviyedeki yani mesela ben girdim oyuna benimle aynı seviyede bir oyuncu benim karşıma çıktı. Yani ben Japonsam ve karşımdaki Çinse yani bir şekilde ben içeri girerim arkadaşlar. Orada oyunculuktan çok ırk konuşuyor. Ama Yine aynı şekilde şöyle bir örnek vereyim. Benimle aynı oyunculuk değerine sahip olan bir oyuncu. Ben İsveç oynuyorum. O Hollanda oynuyor. Kimin kimin üstüne gireceği hiç belli olmaz yani. Orada yine dalgınlama gelirse o benim üstüme girer. Onun hatasını yakalarsam ben girerim. Öyle bir durum var. Yani B, C ve D sütunları dediğim gibi ırk payı. Geri kalan sütunlar biraz daha ırk payı demişim özür dilerim. Oyunculuk payı. Geri kalan Sütunlar ırk payına giriyor. Şimdi şu ana kadar da bu listemizde de gördüğünüz gibi ırkları saldırı ve üst işgali potansiyeline göre listeledik. Yine ufak tefek fikir ayrılıkları, değişiklikler olabilir çok büyük çaplı olmamakla birlikte e, bu listemizde bu şekilde üst işgal etmeyi seviyorum diyen arkadaşlarımız için. Şimdi bir sonraki listemize hemen hızlıca geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz sütunlarımız azaldı yine. Şimdi de sevgili arkadaşlar yine aynı şekilde ırklarımızı ekonomik potansiyellerine göre listeleyeceğiz. Yani ben ekonomik kasmayı çok seviyorum. İlk 40 dakika ya da 60 dakika boyunca çok hoşuma gidiyor. Ekonomik kasarken huzur buluyorum. Diyen arkadaşlarımız. Ee, ve ekonomimle rakibimi ezmeyi seviyorum. Bana savaştan çok para önemli. Ben paracı bir insanım. Böyle gerçek hayatta da parayı seven bir insanım. Ekonomi azalınca böyle benim elim ayağım titriyor. Benim yüksek skor olmam lazım diyen arkadaşlarımız için şimdi ekonomik listemizi de yapalım. Bir kere en iyi sağlam ekonomiler. Hadun iş en zor ama gerçekten bitmiyor yani onun ekonomisi. Onun odununu bitirmeniz lazım Hadun işin. Anca öyle yenebilirsiniz. Onun dışında zor. ...ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeniz... ...ya da dağılmanız lazım. E, savaş potansiyeli... ...olarak fark edebilirsiniz oradan. Amerika... ...yine aynı şekilde biraz bozuk bir ekonomisi var. Meksika. Evet. Direkt bunlar tartışmasız S-Tier'da. Çünkü... E, ...Meksika Wood Trade olayı var zaten bir kere. E, Amerikan ekonomisi aynı şekilde. Tükenmiyor yani bir türlü bitmiyor. Çünkü askeri ucuz olduğu için ona göre. Bu arada arkadaşlar önemli bir noktaya değinmemde fayda var. Burada... Ekonomik listelemeyi yaptığımız zaman burada baz aldığım şey sadece 40 dakika veya 60 dakika boyunca kastıkları ekonominin toplam elde ettikleri skor, skoru değil yani kaç skorla başladığı değil birim maliyetine göre de hesaplama yapıyoruz. Çünkü bu şu anlama geliyor şimdi hemen bir ırk üzerinden örnek vererek o ırkı da yerleştireceğim. Almanya arkadaşlar. Aslında Alman ekonomisi çok güçlü. Arabalı işçileri var, onlar var, bunlar var. Ee, çok yüksek bir skorla başlıyor Almanya. Ee, anlaşmalı oyunlara. Ama şöyle bir durum var. Almanya'nın birimleri kaliteli olduğu gibi aynı zamanda pahalı birimler. Pahalı olduğu için zaten Alman ekonomisi o kadar yüksek skor başlıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela ben main ırkım Japonya olan bir insan olarak kendi ırkım üzerinden örnek vereceğim. Bir karşılaştırma yapacağım hemen küçük bir. Mesela Almanya Kutsal Roma Cermen, Japonya ile nereden baksanız belki 30 binden fazla skorla başlıyor. Skor farkıyla başlıyor. Ama Japon ekonomisi 90 bine 80 binlere kadar dayanırken Alman ekonomisi 100-110 bini görünce bitti demek. Çünkü Avrupa ırkı ile Asya ırkının skorları onu hesaplaması farklıdır. Mesela Avrupa ırkları daha yüksek skorla oyuna başlarlar ama skorun bitme noktası 110 bin falan mesela örnek veriyorum Fransa. 240 bin falan skorla başlayabilir. Ama 120'yi, 115'i, 110'u görünce, 120'leri hatta görünce Fransa bitmiş demektir. Japonya'nın 120 binde daha 30 bin kaynağı olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani 10 bin, 10 bin, 10 bin ya da 10 işte nasıl diyeyim? 12.500 et, 12.500 altın, 2.500 odun gibisinden bir kaynağı olabilir Japonya'nın. Ayrıca ihracatta cabası, atamoto falan basıyorsa. Şimdi burada bizim asıl konuya gelelim. Yaptığımız karşılaştırma sadece ekonomiyi nasıl kasıyor, kaç skorla başlıyor veya toplama hızı neymiş köylülerin o değil. Aynı zamanda savaşırken ekonomisi ne hızla eriyor? Çünkü Alman'ı o yüzden en üste koymuyoruz. Evet Alman belki Amerika'dan yüksek başlıyor ama savaşırken eriyor. Amerika erimiyor. Demek ki Amerikan ekonomisi daha iyi olmuş oluyor. Çünkü ekonomiye birim maliyeti de işin içine giriyor. Evet şimdi bunu detaylı bir şekilde açıkladığımıza göre Şimdi gel gelelim arkadaşlar ee, bir sonraki ırklarımıza. Fransa şimdi ortalama ırklara baz alarak konuşursak. Bu arada Aztek ekonomisi çok sıkıntılı. Trade yapmazsa gerçekten çöp. En kötü diyebiliriz. Rus ekonomisi. Heh, bakın Rus yine bir tık üstte. Niçin? Rus ekonomisi iyi bir ekonomi değil aslında arkadaşlar. Çok öyle aman aman bir ekonomi kastı ettiği yok Rusya'nın. Ama tam tersine Almanya'nın tam zıttını düşünün. İyi ekonomi kasamıyor ama birim maliyeti çok sudan ucuz olduğu için spanmasanız bile şey yapsanız bile kolay kolay ondan dolayı erimiyor. Rusya o yüzden karşıyı iyi eritebiliyor. Böyle bir durumu var Rusya'nın. Devam edelim İngiltere bir tek yine iyi diyebiliriz. Çünkü hayvan hayvan kesen ırklar bir kere nerede onlar? Hemen şöyle Hindistan'da şöyle koyabiliriz. Çin'i de şöyle koyabiliriz. Çin ekonomisi de güzel, güzel bir ekonomi. Çünkü birim maliyeti yine çok pahalı değil. Hayvan kesen şöyle koyabiliriz. Çünkü e, yine adı üstünde hayvan kestiği için otomatikman ekstra ekonomileri oluyor bunların. Alman ekonomisi de yine ekstra işten kazanıyor ama en iyi ekonomi olmuyor. Tabii ki. E, bozuk bir ekonomi değil. Şimdi Japon ekonomisine gelecek olursak. Japon ekonomisi biraz ortalama bir ekonomi. Nasıl ortalama bir ekonomi? Nasıl savaştığınıza bağlı diyebiliriz. Çünkü Japon ekonomisi öyle çok aman aman güçlü bir ekonomi değil. 75 işçisiniz. Artı 20 tane mabetiniz çalışıyor. Fabrikanız vesaire yok. 20 tane mabet artı Toshogo mabedi. Ee, dünya harikası olan. Yani bir de banka. Hmm, ortalama diyebiliriz evet. Malta ekonomisi aslında bir tık iyi. Kötü değil. Ama askeriyesi zayıf olduğu için. Oradan biraz sıkıntı yaşıyor. Osmanlı ekonomisi ve Portekiz ekonomisi bunlara normal ekonomi diyebiliriz. Fransa, İsveç bunlar standart ekonomiler arkadaşlar. Tamamen nasıl oynadığınıza bağlı olan ekonomiler, her şeyin ortalaması yani bunlar. Etiyopya ekonomisi biraz sıkıntılı. Çünkü birimler, birim maliyeti vesaire var. Askeri yönden güçlü ama ekonomisi çok fazla onu kaldıracak durumda değil gibi oluyor. Lakota zayıf bir ekonomi. Ama birim maliyeti de ucuz oradan biraz kurtarıyor ama yine de Mesela Fransa oynarken ekonomizmin bitme ihtimali lakat oynarken ekonomizmin bitme ihtimalinden daha düşük. Hollanda iyi bir ekonomi arkadaşlar. Çünkü 65 işçi oynuyorsunuz ama o kadar çok bankanız şeyiniz var ki yani rakibiniz üstünüze girip köylünüzü de kesse çok fazla bir şey bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İtalya ekonomisi yine Lombardlar falan derken standarta koyabiliriz yine. Hausa. Hmm. House sayı hiçbir türlü House öyle bir ki arkadaş hiçbir listelemede yani net bir şey söylemek zor. Oyunculuğa bırakıyorum. Yine ortaya koyuyorum. Fikir ayrılıkları olabilir. Inka. Inka, Inka, Inka. Aslında güzel bir ekonomi. Çünkü birim maliyeti çok yüksek değil. Ve Inka'nın toplama oranları vesaire derken evet biraz birim maliyetinden kurtarıyor. Kalabalık orduyla savaşıyorsunuz. Avrupa arıklarından bir tık daha iyi iyidir diyebilirim. Osmanlı ekonomisi normal diyebiliriz. Evet bunlar standart. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekonomik olarak da ırklarımızı şu anki duruma göre listeledik. Ee, katılmayanlar olabilir fikirlerimize. Aşağıda yine belirtebilirsiniz yorumlarda. Hmm. Evet. Bir değişiklik var mı diye son bir ötüş. Bakayım yok. Ekonomik olarak da ırklarımızın sıralanışı bu şekilde arkadaşlar. Ben iyi bir ekonomi istiyorum diyen arkadaşlarımız... ...gördüğünüz liste üzerine hareket edebilir. Bir ırkın ekonomik durumunu özel olarak sormak isterseniz... ...yine yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki hemen listelememize hızlı bir şekilde geçelim. Evet. Çok çok önemli bir listeleme yapacağız şu anda gerçek anlamda. Dağılma potansiyellerine göre yani... Ben şunu diyorsanız ben aynı yerde değildi, de, olduğum yerde değil de çok böyle uçarak kaçarak oynamayı ne bileyim pislik yapmayı çok seviyorum. Bakın üst işgalinden bahsetmiyorum. Dağlarak oynamaktan bahsediyorum. Bu ikisinin arasında fark var. Çünkü neden? Düşman üstünü işgal ederken e, belirli bir yerden eze eze de gidebilirsiniz rakibinizi tek bir noktadan. Üç yerden birden saldırarak da yapabilirsiniz aynısını. Harita kontrolünü elinize alarak da bir oradan bir buradan psikolojik baskı yaparak da yapabilirsiniz. Bu sizin seçiminiz. Yani olay burada üst işgalinden ziyade veya dağılarak amacınız sağa sola kaçarak yalnızca üsse girmek değil ekonomik çöküntü yaşatmak ya da psikolojik olarak yeter artık ya falan. Yani dedirtip pes ettirmek de olabilir karşınızdakini. Olay illa üst işgalle alakalı değil. Deminki listeleme gibi değil. Şimdi dağılma potansiyellerine göre ırklar yine aynı şekilde arkadaşlar. Japon ve Rus en yukarıdadır. Burada. Çünkü bunlar Rusya çok hızlı asker bastığı için hemen askerleri de de e, kalem vesaire inşa edebildikleri için hisar kurabildikleri için Japon da yollarıyla oynayarak bir yerden sizinle savaşır Japonya. Mesela ben bunu yaparım. E, kışla veya ahırlarıyla sizinle savaşır. Bir diğer noktadan daimya veya şogun kullanarak farklı bir yerden iki cepheden sizinle savaşır. Bu noktada gerçekten başarılıdır. Şimdi çok bu noktada çok kötü olan ırklar daha belli. Yani en iyileri ben en üste şu an koydum dağılma savaşında ama da en kötü olanlar da çok net böyle kabak gibi ortada. Bir Hadunish, iki Çin ee, ve üç İspanya. Evet şimdi hemen sebeplerini açıklayalım arkadaşlar. Hadunish Savaşırken olduğu yerde savaşmak zorunda. Dağılamaz. Evet. E, askerleriyle kışla tophane, ahır vesaire inşa edebiliyor. Doğru ama rakualar. Şöyle bir sıkıntıları var. Çok fazla top kullandıkları için, mantletle savaştıkları için ordunun savaş düzeni tek bir noktada olmak zorunda. Eğer siz birden fazla noktada savaşmayı Çalışırsanız ordunuz dağıldığında ordu düzeni kurmanız çok zor olacaktır. Hadun işle çünkü ordusu onun için müsait değil, birim kompozisyonu onun için müsait değil hadun için. Evet ekonomiyi belki destekliyor bir şey yapıyor ama iki üç yerde savaştığınızda toplarınızı korumanız problem oluyor. Yani her iki taraftan da top bastınız, her iki tarafta da topları nasıl koruyacaksınız? Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Böyle bir durum var çünkü. Birden bir poptan fazla popülasyon alan birimi çok fazla. Mantleti ayrı basıyorsunuz. Baltalı savaşçıyı ayrı basıyorsunuz. Okçuyu ayrı basıyorsunuz. Tüfekli ayrı. Yani tuhaf bir durum. Çin'e geldiğimizde arkadaşlar. Çin birim kalitesi yüksek bir ırk olmadığı için. Kalabalık olduğu yerde Çin güçlüdür arkadaşlar. Çin kuru kalabalığı etrafınıza toplar. O kadar kalabalık olur ki neye saldıracağınızı bilemezsiniz sürekli ve kalabalıktan istifade ederek ekonomik olarak da sizi ezmeye başlar. Ama Çin dağıldığı zaman yani sizin bir biriminiz Çin'in bir birimine kıyasla daha kuvvetli kaliteli olacağı için e, çok sıkıntı yaşar Çin ırkı. İspanya şu şekilde dağılamaz. Zaten dağılması yine en zor diyebiliriz. Hatta diğerlerinden de daha zor. Çünkü arkadaşlar misyonerlerle oynadığınız için eğer siz dağılma savaşı yaparsanız bir taraftan çıkardığınız askerler ee, misyonerler tarafından Desteklenirken ve buff almışken Saldırı hızları darbe puanları Vesaire işte saldırılara özür dilerim Yükselmişken diğer taraftakiler hiçbir saldırı Buff'a bir şey alamayacağı için e, Daha güçsüz olacaklar Zayıf birimlerle savaşmak durumunda kalacaksınız Ki zaten popülasyonunuz da yetersiz Çünkü 99 işçi Artı 10 tane misyoner 109 popülasyon Zaten 90 popla oynuyorsunuz Nasıl da alacaksınız Native oynarsanız tamam olabilir Şimdi dağılmada şunları Osmanlı, Hindistan ve hmm. evet vesi yok. Şimdilik böyle. Belki ekleme yapabiliriz aynı tiyara. Osmanlı ve Hindistan aynı şekilde e, askerliyle kışla ahır topağını kurabildikleri için çok rahat bir şekilde sadece askerini belirli bir noktaya götürerek piyadeleri dağılabilirler dağılmakta gayet güzel başarılılar öyle söyleyeyim. Şimdi bu noktada normal yani dağılabilirsiniz de dağılmadan da olur diyebileceğim ırklar da var. Müsaitsiniz isterseniz dağılın ama orta savaşı yapsanız da olur. İkisi de olabiliyor. Ne kötü ne iyi diyebileceğim ırklar var. Bir Hollanda. iki Fransa. Çünkü bunların popülasyonu normalden bir tık fazla olduğu için. Belki küçük bir birlikle sağdan soldan zorlama yapabilirsiniz. Ya da arkadaşınıza destek verebilirsiniz olabilir. Öyle söyleyeyim. Hmm. Malta, İtalya dağılmakta nasıl? iyi değiller. Sıradan, sıradanın da bir tık altı yani. Çünkü standart popülasyon. Nereye nasıl dağılacaksınız? Fransa, Hollanda sizden daha iyi dağılır. Yukarıdaki ırkların hepsi. Hausa dağılmakta da pek iyi değil. Çünkü orta savaşı yapması gerekiyor ki birimlere yine Hadun işe benzer bir durumu var. Onu açıklaması biraz zor arkadaşlar yani bilmeyen arkadaşlar için. Siz dağılırken nasıl anlatayım Birimleriniz dağılınca Ordunuzu yönetmesi çok zorlaşacaktır Öyle bir durum var Lakota Lakota dağılmakta iyi bir ırk değil arkadaşlar Kötü Yani İspanya kadar kötü değil ama yine kötü Çünkü tepelerin etrafında Oynamakla yükümlüsünüz Tepelerin nereye kurduysanız orada oynarsınız Gerçi farklı farklı yerlere de tepe atabilirsiniz Ama zor olacaktır yani işiniz Britanya normal bir ırk olabilir. Belki bir ihtimal. Burada yorumlara bırakıyorum bunu. İsveç. Normal veya normalin bir tık altı. Şöyle koyuyorum. Benim gönlümden bu geçiyor. Çünkü Karoliner, Maroliner sağa sola. Yani zor yani. Portekiz yine şurada olabilir. Ekstra popu bir şey yok. Meksika iyidir. Çünkü ekonomik olarak güçlü olduğunuz için işçi silip de dağılırsınız. Ekonomiden kurtarıyor. Etiyopya normal. Yok hatta normalin bir tık altı. Çünkü olduğunuz Sebastopol'lar falan filan derken olduğunuz yerde savaşmak daha makul onunla. Aztek. Ufak tefek dağılmalar belki olabilir ama onun dışında zor. Çünkü kalabalık olmakla yükümlüsünüz. İnka aynı şekilde. İnka aynı şekilde çok kolay değil. Amerika ve Cermen normal arkadaşlar. Standart. Yani belki olur belki olmaz. Duruma bağlı. Oyunculuğa bağlı. Evet. Dağılma potansiyellerine birden fazla noktada aynı anda savaşabilme potansiyellerine göre ırklar şu anda bu şekilde listelenmiş durumda. Her zaman söylediğim gibi video başından beri söylediğim gibi ufak tefek fikir ayrılıkları belki olabilir. Onun dışında gördüğünüz gibidir arkadaşlar. Hemen fazla uzatma hemen bir sonraki karşılaştırmamıza geçelim. Evet bir sonraki listelememiz arkadaşlar asker yani birim kalitesine göre askeri birimlerin kalitesine göre olacak. Şimdi diyorsanız ki ya kardeşim benim için ekonomi, ekonomi ikinci planda. Benim çıkardığım asker vurdu mu inlesin. Ben öyle çöp birimle savaşmak istemiyorum. Diyorsanız şimdi yapacağımız listeleme size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Hemen gelelim. Bir kere evet. <laughs> yani tartışmasız bu bunun lama yok arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz spam yapıyoruz. Tam hızlı basıyorsunuz ama burada asker basımızını falan konuşmuyoruz. Asker kalitesini konuşuyoruz. Bildiğiniz çöp yani. Hiç bir şey beklemeyin. Su gibi eriyebilirsiniz. Ee, aynı şekilde Çin. Çok kalitesiz, çok kaliteli bir birimi yok gibi bir şey. Belki bir iki birimi normalden birazcık daha kaliteli. Kalabalık olmaktan zaten kurtarıyorsunuz. Burukla siz. Öyle söyleyeyim. En kaliteliden bir de gidelim. Kutsal Roma, Cermen. Döpel Zöldner'i, ayrı savaş arabası sayını. Bu arada popülasyon, kaç popülasyon tuttuğuna göre de değil. Yani ordunuz büyük mü oldu, küçük mü oldu? Ona göre de değil. Öyle olsa Çin'i zaten en alta koymayız. Tamamen sadece birimlerin gücü üzerinde gidiyoruz. Kaç pop aldığını baz almadan çok fazla. Ee, Japon her birimi ayrı bir kalite. Hmm. Hı hı hı. Hemen şöyle devam edelim. İtalya normal. İsveç, Karoliner vesaire derken bir tık sanki kurtarıyor gibi. Normalin bir tık üstü diyebiliriz. Etiyopya aynı şekilde. Birimleri kötü değil. Hausa şöyle almak istiyorum Hausa'yı. Birim kalitesinde evet sonunda Hausa için net bir kararım var bu sefer. Kararsız değilim çok fazla. Önceki karşı kıyaslamalarda biraz muamma vardı ama burada biraz belli. Çok kaliteli ama mic my... yok. Şimdi Hausa öyle bir yine yine Hausa da yine aman ya Rabbi bu. Bu video boyunca Hausa benim çok uğraştırdı arkadaşlar. Hausa için bir içerik gelecek. Bunu kafaya koydum yani. Yani arkadaşlar. Şimdi Hausayı şöyle alabiliriz. Çünkü birimlerinin yarısı kaliteli yarısı değil gibi bir maygadesi falan var. Evet yarısı kaliteli yarısı değil. Meksika birim kalitesi konusunda iyi. Gerçekten güzel birimleri var. İspanya yine Garacista vesaire zaten aldığı bafa göre de biraz kaliteli diyebiliriz. Misyonerlerin buff'ları sayesinde. Onu hesaba katıyoruz tabii ki arkadaşlar. Hmm. Lakota normalin bir tık altı. ...biraz oynanışınızla, oynanışınızla... ...tepelerle biraz kurtarıyorsunuz. Normal şartlar altında ama tepe her zaman... ...kuramadığını, şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki... ...tamam kardeşim sen tepeleri... ...baz almadan şimdi tepelerden aldığı... ...bafı hesaba katmadan oraya koydun. E ama Japon en üstte, İspanya en üstlerde. E bunlar zaten... ...Misyoner'den ve Daimyo Shogun'dan falan... ...baf alarak güçlü oluyor ama... ...şöyle bir durum var arkadaşlar. İspanya ve Japonya en azından... E Misyoner veya daimyo'ların olmadığı yerde de birim yine de kaliteli. Öyle söyleyeyim. Ama Lakota eğer tepeleriniz yoksa sıkıntılı bir durumdasınız. Tepelere biraz muhtaç durumdasınız. Ama bu ırklarda Japonya'da özellikle mesela daimyo illa olması şart değil. Sizin biriminiz yine kaliteli daimyo veya şogun olmadan. Öyle söyleyeyim. Aztek pek iyi değil arkadaşlar. Belki Çin kadar çöp değil. Evet oklu şövalye veya ne bileyim jaguarınız onuz bunuz var ama... Çok iyi bir değil. Hollanda çok popülasyon fazlasından biraz kurtarıyor ama yine çok kaliteli birimleri var diyemem Hollanda'nın. Ruiteri bir popa çıkıyor ama yine kalitesiz çok güçlü değil. Portekiz şöyle alabiliriz. Çünkü Casador'du, Jinetti. Bunlar gerçekten güzel birimler. Ordanat, tüfekli çok kaliteli bir birim değil ama yine işe yarıyor. Öyle söyleyeyim. İngiltere'ye geldiğimizde normal kalite olarak baz alabiliriz standart çünkü roket basıyor ediyor yani bir yerden kurtarıyor Hausa gibi düşünebiliriz bir noktada kurtarıyor bir noktada batıyor o yüzden tam ortada gibi bir şey oluyor Hindistan kaliteli bilimleri var diyebiliriz arkadaşlar topu olmadığı için Hindistan'ın tamam top yok ama kulver'in niyetine kullandığınız menzilli filiniz kaliteli bir birim gurkanız kaliteli sepoyunuz kaliteli ee, Normal savaş filleriniz kaliteli. Maliyetini hesaba katmak, katmazsak. Hadun işi yine şuraya koyabiliriz. Niçin buraya koyabiliriz? Çünkü mantlet ve toplarınız bir kere oyundaki belki en iyi top diyebiliriz Hadun işin topu. Evet alan fazla vurmuyor ama hem hızlı kurulma etme derdi yok. Çok güzel bir topu var. Sırf topu için belki oraya koyulur yani öyle söyleyeyim. Fransa yine şuraya alabiliriz. Çünkü Jandarmadan kurtarıyor desem yalan olmaz. Çünkü Jandarma ile tanklıyorsunuz. Teberli piyadeniz ayrı. Tamam silah şörünüz biraz güçsüz ama kulveriniz, havanınız, toplarınız normalden daha iyi hasar vuruyor kartınız sayesinde. Hmm. Osmanlı'ya gelirsek kaliteli çünkü obüslü, obüsünüz ayrı var kaliteli. Humbaracı, ulufeli ayrı bir kaliteli. Yeniçeri biraz düşürdüler tabii nörfü mörfü geldi ama nizam fusulleriniz var. Gülle topunuz var. Ya Allah'tan daha ne istiyorsunuz yani Osmanlı'ya? Malta. Şöyle diyebiliriz. Tamam Rus kadar Çin kadar kalitesiz değil ama... Sıkıntı yaşıyor çünkü top atlı topçusu yok. Onun yerine roketliği basıyorsunuz ediyorsunuz. Çok aman aman bir kalite var diyemem yani. Öyle söyleyeyim. Amerika. Birim kalitesi standarta koyabiliriz. Çok aman aman güçlü birimleri yok. Güzel birimler var. Keskin nişancısı iyi ama... Onun yerine zaten normal diğer avcı yerini kullanıyorsunuz. Topları mopları yani. Yani. Birim kalitesi olarak bir, bir, tık normal diyebiliriz. İnka. Şimdi Inka'da hemen hesaba katalım. Şöyle bir birimleri gözümün önüne getiriyorum. Um, Huaraka. Tabi zehirli oklar ayrı bir dava. Hmm. Bunu standarta koyacağım. Yani çok iyi de değil, çok kötü de değil. Normal birimleri var öyle söyleyeyim. gözlü piyade yavaş hareket ediyor ama iş yapıyor. İyi, evet. Böyle diyebiliriz. Aşağı yukarı böyle. Ufak tefek belki yine her zamanki gibi söylüyorum. Farklılıklar olabilir, görüş ayrılıkları. Ee, birim kalitesi açısından sıralamamız da bu şekilde arkadaşlar. Güçlü birimlerle oynamak istiyorum diyen arkadaşlarımız için. Ve evet şimdi gel gelelim son kıyaslamamıza. Son kıyaslamamız arkadaşlar ırkların marjinalliklerine göre olacak. Yani en başta örneğini verdiğim şekilde arkadaşlar şöyle anlatayım size. Ben normal böyle sıradan bir ırkla oynamayı sevmiyorum. Bana sıkıcı geliyor bana böyle egzantrik marjinal bir şeyler olsun hocam. Ben böyle seviyorum farklı farklı şeyler yapmayı diyen arkadaşlarımız için şimdi tuhaflıklarına göre normalin dışındaki e, oynanış biçimlerine göre ırkları listeleyeceğiz. Şimdi bu yüzden standart Avrupa ırklarını çok normal olarak baz alabiliriz. Yani meşruiyet kaynağımız sıradan Avrupa ırkları öyle söyleyeyim. Bir kere en altta en sıradan olarak kötü veya iyi değil bakın ama sıradan normallik açısından İtalya. O kadar normal ki çok normal. Evet o kadar normal ki çok normal. Ee, her şey çok sıradan. Her şey çok normal. Ben böyle şeye gelmiyorum hocam. Farklılıklara, marjinalliklere gelmiyorum. Bana adam akıllı normal bir şey var, ben onunla oynayacağım. Diyen arkadaşlarımız için İtalya çok uygun yani. Yani Eğer farklılık istiyorsanız çok bunalabilirsiniz. Maçtan bile çıkabilirsiniz o kadar normal. Ee, bu noktada yine farklılık açısından Meksika'yı bir kere en üstte koyacağım yani. Sen nasıl bir şeysin? Nasıl bir marjinal bir şeysin? Sen nasıl bir davasın? Öyle bir ırk. House aynı şekilde. Çok tuhaf bir ırk. O yüzden zaten sıralamalarda biraz onu yerleştirmekte zorluk çektim. Japonya aynı şekilde ama Asya ırkları açısından ekonomik asması falan çok da şey değil ama oynanış açısından Savaşması yine onlar kadar değil. Hausa ya da Meksika kadar marjinal sıradışı bir ırk değil. Ee, şöyle bakalım. Osmanlıyı normale koyacağım arkadaşlar. Çünkü oynanışı gerçi şöyle İtalya'yı öyle koyduğumuza göre Malta çok normal. Sıradan yani bir tık daha marjinal. Hmm, Amerika'yı şöyle koyabiliriz. Çünkü çağ atlarken kart aldığı için yine Meksika ile Amerika yine. Oynanış tarzı biraz farklı olmuş oluyor. Özellikle ekonomi kasarken bu ne biçim iş diyeceğiniz şeyler olabilir. Hmm, Portekiz... Yani normal diyebilir. Burada da olabilir. Şurada da olabilir. Ben şimdilik şuraya koyayım. Çünkü yine normal. Town Center'dan normal işinizi basıyorsunuz. Sıradan bir oynanışı var. Rusya bir tık daha tuhaf. Çünkü ...dağılmalı malmalı oynadığınız için savaşı çok biraz normalin bir tık ilerisinde bir savaş tarzı var. Lakota. Yani hiç normal ne ekonomisi ne savaşması çok marjinal yani aradaysa da farklı bir şey istediğimde ben Lakota oynuyorum. Yalan yok. Savaş açısından Hindistan'ı şöyle koyabiliriz. Ekonomik kasmadı yani Japon kadar tuhaf bir savaşı yok. Yine normal şeyler yapıyorsun ama ee, topunuz mopunuz olmadığı için farklı bir savaş tarzı var. Fransa'yı şöyle alabiliriz. Aslında Fransa'yı böyle alalım. Çünkü normal bir 80 işçinizi basıyorsunuz. Sıradan bir savaş veriyorsunuz. Hadun iş. Hadun iş en üstte olur ya. Yine. Çok aşırı marjinal. Zaten zorluğu da biraz oradan kaynaklanıyor. Halk meydanını ayrı kullanıyorsunuz. Onu ayrı bunu ayrı. Yani ne bileyim. Çok e, spesifik özellikleri var. İspanya. Yine normale koyabiliriz en normal. Çünkü ekonomi çok normal kasıyorsunuz. Bir tuhaflık yok. Savaşırken sadece misyoner var. Yani sadece misyoner olmasa tamam belki savaşırken hadi şurada dursun savaşı sebebiyle. Onun dışında ekstrası yok yani. Çin. Yine Asya ırkı yine ekonomik savaşması çok tuhaf. Hindistan'la aynı yerde durabilir. Almanya bir tık daha farklı arkadaşlar. Normalin bir tık marjinali diyebilirim. Çünkü ekonomi kasarken de farklı oynuyorsunuz. Normal savaşırken de e, kendine ait bir oynanış tarzı var Cermen'in. Yani Fransa'yla veya Portekiz'le yan yana getirilecek bir durum değil. E, Alman oynanış tarzı. İsveç. Normal. ...normalinde de normali hatta. İtalya'yla yan yana koyayım şöyle hemen. Çünkü ekonomi kasarken sadece top koyuyorsunuz. Savaşırken de zaten düz silah ...şöyle top gidiyorsunuz farklı aman aman egzantrik bir şey yok. Yine aynı şekilde Hollanda'yı da normale koyabiliriz. Sadece banka ve ekstra popu dışında hiç egzantrik bir durumu yok. Ya belki liste şöyle de değişebilir bakın. Bunları torplar ve bankalar falan sebebiyle bir tık daha normalin üstüne koyabiliriz. Fransa çevirme yapıyor ama çevirme yapıyor diye marjinal olmuyor. Etiyopya. Hausa kadar şöyle durur. Afrika kı... Çok değişik bir ekonomik asım stil var. İki Afrika da ama House'a kadar da karmaşık değil. Biraz belli yani yine ne yapacağınız. Ama yine de çok dışı bir ırk. Onu söyleyebilirim. Aztek Aztek şöyle durabilir. Normalin iki tık üstü. Çünkü arkadaşlar top yerine farklı bir birim kullanıyoruz Topunuz yok. Top kesmek için oklu şövalye kullanıyorsunuz. Ayrı bir dava. Halk meydanını kullanıyorsunuz. Ayrı bir dava. İnkayı da şöyle koyabiliriz. Yani Aztek kadar İnka'yı da aynı yere koyabiliriz. Evet İnka ile Aztek'in oynanışı arasında öyle aman aman farklılıklar yok. Birbirlerine benzedikleri için öyle gelebilir. Evet sonra ne kaldı? İngiltere kaldı. İngiltere ekonomik kasarken hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Ee, hayvancılıkla uğraştığı için yine şöyle alalım. Kimsenin gönlü kalmasın. Evet. Yine ufak tefek dediğim gibi karmaşıklıklar, farklılıklar olabilecek şekilde konuşuyorum. Ee, ırkların marjinalliklerine göre yani standart oynanış tarzıyla çok çok değişik dediğim tabirle oynanış tarzı arasındaki farklılıklar şu an listede gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bu içeriğimizde de teker teker bütün ırkları şöyle bir listeleme yaptık. Farklı farklı dallar üzerinde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Artık bu saatten sonra acaba hangi ırkla oynasam dediğiniz takdirde ben nasıl oynamayı seviyorum sorusunu kendinize sorduğunuzda vereceğiniz cevaba göre buradan kendinize iyi bir ırk seçebilirsiniz ona göre tabii ki benim burada yapmadığım bazı listeleme e, kriterleri kalmış olabilir yorumlarda eğer sizin aklınıza gelen varsa ırkları işte hocam siz ırkları şuna göre sıralamadınız veya şu söyleyeceğim nokta nokta durumlarına göre sıralamadınız. O zaman ne olur? Derseniz yorumlarda ona göre de tekrar bir içeriğimiz çekilebilir arkadaşlar. Neden olmasın? Evet umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.